Günaydın sevgili küme sistem dostları. Yavru ördeklerimiz anneleriyle birlikte havuzumuzda yüzüyorlar arkadaşlar. Keyiflerini diyecek yok. Küçük ördekler suyu daha çok seviyor arkadaşlar yüzmeyi. Şu bahalılar. Evet. Gördüğünüz gibi yoncaları önlerinde, şöyle arpaları önlerinde, arpalarını yiyorlar arkadaşlar. Ördek için en ideal yem arpa arkadaşlar. Protein oranı tam ördeğe göre arkadaşlar. Ama bu arpayı, hani arpa aşağı yukarı 11-13 protein arası geliyor. Arpayı tutup da arpa iyi diye, hindiye vermeyin. Yani verdiğiniz zaman hindiler 16 protein ister minimum. Yetişkin hindiler. Tabi kastım yetişti. Yetişkin hindilerden. Yetişkin hindiler 16 protein istediği için arpa düşük gelir protein olarak da, ama mutlaka hani şöyle bir kombinasyon yaparsanız 5 aylık hindilere, 5 aydan yukarı büyük hindilere arpa, yonca, ama her gün, yani bir gün yonca vereyim işte 3 gün 5 gün vermeyeyim, öyledir, her gün verdiğiniz zaman sıkıntı olmaz. Evet, ayrıca ördek yumurtası da arkadaşlar göz kurumasına karşı destekleyici bir özelliği var arkadaşlar, göz kuruması rahatsızlığına. Ördek yumurtası kahvaltınızda yiyebilirsiniz. Kokusu birazcık değişik olabilir normal yumurtaya göre. Onun için eğer hani öyle koku geliyor gibi bir düşünceniz varsa da melemen tarzı bir şeyin içine kırıp da tüketebilirsiniz ördek yumurtasını. Kek yapabilirsiniz ördek yumurtasından. Çok güzel kek olur ördek yumurtasından. Bunları size tavsiye ederim. Ördek yumurtasında protein oranından zengin bir yumurta. O yüzden protein eksikliği çekenler için de ördek yumurtası iyidir arkadaşlar. Vücut geliştirme yapanlara, hani gidip de protein tozu alana kadar ördek yumurtası alıp yemek daha mantıklı arkadaşlar. Bunları size bildireyim. Bu arada bu pamuklarımız da gördüğünüz gibi suyun keyfini çıkartıyorlar arkadaşlar. Anneleri başlarında bırakmıyor. Maşallah. Evet. Erkeklerin sayısını azalttım arkadaşlar biraz. Çok hırpaladılar. Yani şu an benim gördüğüm 3 4 5 tane erkek var aşağı yukarı sürüde şu an. 5 tanesini, 4 tanesini de ayırdım. Yani çok fazlaydı, erkek hayvanları artık perişan ediyordu. Şöyle biraz da bahçemize bakalım arkadaşlar. Görüyorsunuz asmamız burada. Bakın asmamızın üzümleri. Evet, gördüğünüz gibi asmamızın üzümleri burada. Maşallah, yoruma yazarsınız arkadaşlar. Arkadaşlar üzerindeki kukurt, şey, sineklenmemesi için, hani öyle neydi, belirsiz bir şey değil, 100 yıldır kullanılan bir şey yani. Gördüğünüz gibi burada bir asma ile fasulyenin
kardeşliği var, böyle birleşmişler. Şu taraf, şu taraf asma, bu taraf asma, bu taraf fasulye. Evet, bahçemizde böyle arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Hatta biraz da şöyle cevizimize bakalım da, bu cevizimiz daha 2-3 senelik arkadaşlar. Bunlar, burada bir cevizimiz daha var arkadaşlar. Burada ayvamız var. Böyle elimizden geldiği kadar bahçemizi ağaçlandırıyoruz. Böyle kenarlara. Bu arada bu vak vak diyen yavrular dişi arkadaşlar. Erkekler vaklamaz. Erkek yavrular vaklamaz. Civciv sesi çıkaranlar da erkek arkadaşlar. Vik 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 diyenler erkek. Vaklayanlar dişi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çam ağacımızı, bunları geçen sene dikmiştik. İşte gördüğünüz gibi söğüt ağacımız. Biz de elimizden geldiği kadar arkadaşlar bahçemizi ağaçlandırıyoruz. Çam ağaçları, dut ağacımız, çam ağaçlarımız, erik ağacımız. Arkadaşlar, bu erik ağacımızın da bir özelliği var arkadaşlar. Bunun bir tarafı bu normal can eriği dediğimiz erikten, bir tarafı da bunun bu normal kara erik dediğimiz erikten arkadaşlar. Şöyle bir tane alayım da yiyeyim. Kara eriklerimiz de oldu arkadaşlar. Size bahçemi tanıtayım arkadaşlar. Gördüğünüz dut ağacımız da daha dut vermedi, veya verdiyse de benim haberim yok. Daha dut vermedi bu zamana kadar. Kendi kendine büyüyen ağaç arkadaşlar, bu bahçede kendi kendine olmuş. Bu arada geçenki rüzgarlarda bu ağacımızın kökü oynamış. Vişne ağacımızdı arkadaşlar. İnşallah geri tutar diye biz de böyle bir destek yaptık. Çam ağacımız. Evet, bir çam ağacımız da burada var. Buraya da bir ağaç dikti babam ya. Burada ne varsa tutmuyor arkadaşlar ya. Şu ara tutmuyor. Buralara bir gübre mübre bir şeyler yapmamız lazım yani. Şöyle bakarsak arkadaşlar, elma, akrabamızın bahçesinden elma getiriyoruz. Yere dökülen elmalardan hayvanlarımıza veriyoruz arkadaşlar. Bayağı faydalı oluyor, tavsiye ederim. Hem de israf olmuyor meyveler. Hayvanlar yemiş oluyor. Zaten bunların yumurtası lezzetli. Bireselerimiz. Evet arkadaşlar, burada bir armut ağacımız var. Bunu aşıladık da olmadı aşısı. Tekrar kendi yanından patlamış, devam ediyor. Süs tavuklarımız minikler. Evet, şöyle bahçemize geçelim. Arkadaşlar, burada bahçemiz, çiçek bahçemiz. Böyle bir evin girişinde böyle çiçeklerimiz var. Gördüğünüz gibi burada da yine armut ağacımız. Vişne ağaçlarımız devam ediyor arkadaşlar.